3. ayette de hocam. Ela lillahi dinul halis. Ve ittakazu min dunihi evliya. Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. İnne Allaha yahkumu beynehum fi ma hum fihi yahtelifun. İnne Allaha la yehdi men huve kafirun kafar. Aynen. İşte burada yine anlamadıkları nokta şu. İttakazu <laughs> <laughs> diyor ayet-i kerime. Kendileri edindiler. Kendileri edindiler. Şimdi Allah'tan başka kendileri evliya edindiler kendilerine. Şimdi sen kendi kafana göre istediğin birisini evliya edinemezsin ki. Bu Allah'ın has kuludur diyemezsin ki. Onun bir ölçüsü var. وَالْمُؤْمِنُونَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضُ Şimdi evliya edinmek hata ise Allah subhanehu ve teala diyor ki müminler bazısı bazısının evliyasıdır diyor. Dostudur yani. Allah Allah'ın evliyaları var. Ne korku var kendine ne hüzün var. Ayet bu da. Ayet bu da. E demek ki Allah bazılarını evliya eylemiş. Celle Celaluhu. Ayet aleni bir şekilde beyan ediyor. Burada anlatılmak istenilen kafalarına göre kendileri birilerini evliya tayin edip onun peşine gidenlerden bahsediyor ki yine müşrikler hakkında inen ayeti kerimedir. Ne yapıyor müşrik? Putu alıyor. Bu benim büyük dedemin putudur. E büyük deden neydi? Zalimin tekiydi. Allah'ı bilmez. Hiçbir şeyi bilmez. Onun dedesi diye çok büyük birisi diye addediyor onu. Tamam mı? Ondan sonra putunu dikiyor. Herkes bunu ibadet edecek diyor. Ona dua ediyorlar. Ondan medet bekliyorlar. Mesele bu. Ayet-i Kerime bunlar hakkında. Bunların şefaati size hiçbir şey fayda vermez diyor Mevlamız. Celle Celle. Öyle ki, öyle ki bırak onlara şefaatin fayda vermesini. Sen öyle bir babanın, öyle bir dedenin kabrine gidip onlar için Allah'tan mağfiret bile dilenemez. Nerede kaldı onu sana yardım etmesi yani? Mağfiret bile dilenemezsin. Ya Rabbi babamı affele diyemiyorsun eğer imanla gitmediyse buradan. Diyemiyorsun yani ittahadu bak ittahadu edindiler diyor edindiler onlar kendi kafalarına göre edindikleri zaman sorun ama Allah'ın evliyasının olduğunu Allah Subhanahu ve Teala bizzat kendi beyan ediyor. Bizzat kendi söylüyor. Evliya Allah la khawfun alehim ve lahum yahzanun. Hadisi kutsi var. <laughs> Men li bil harb. Kim benim bir evliyama eziyet verdiyse ben ona harbi ilan ederim diyor Allahu Teala. Harbi ilan ederim ben ona. Onun için e, hadisi kutsileri de inkar ediyorlar. Hadis-i şerifleri de inkar ediyorlar. Ayeti kerimeleri de anlamıyorlar işte. Onun için anlamıyorlar. Bunların hepsi hepsi şey hakkında. Putlar hakkında ya da e, Allah ve Resulü'nün gösterdiği çizgiden Başka çizgilerle kendilerine önderler edinenler hakkında. Edinenler hakkında. Adam Mussolini'yi ilah ilan ediyor kendi kafasına göre. Ya Mussolini kimdir ya? Allahsızın teki. Stalini ilah ediyor. Allahsızın teki. Ne zamana kadar? Ölene kadar ilah edindiler. Mussolini'yi öldürdüler zaten. Kendileri öldürdüler en son. Tamam mı? Bunlardan ilah olmaz. Bunlar sizi bir yere götüremez. Size bir fayda sağlayamaz bunlar. Diğer ülkelerdeki Mussolini tipleri, o heykelleri çok çok dikilen yani cebbarlar kimler ise onlar da size bir fayda veremez. Onların da bir faydası dokunamaz yani. Faydası kimin dokunur? Allah Subhanahu ve Taala'nın Resulünün, onun halifelerinin, onların yolunda gidenlerin faydası dokunur. Başka kimsenin faydası dokunamaz. Ayet-i Kerim'in ifade bunlar yani.